Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in ilk olarak Fuzuli, ardından ikili anlaşmanın imzalandığı Şuşa ziyareti Ermenistan'ın gündeminden düşmek bilmiyor. Orta Doğu Enstitüsü Direktörü Yevgeni Satovski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yeni bir imparatorluk inşa ettiğini, Şuşa'daki deklarasyonun bu yolda atılan yeni bir adım olduğunu söyledi savunma sorunları da dahil olmak üzere her şey doğrudan anlaşmada yer aldığını belirten Satovski, Azerbaycan ve Türkiye şu anda müttefik. Tabii Şuşa'da imza atmak ciddi bir sembol. Ancak Erdoğan'ın Sovyet sonrası özellikle Türk dünyası ülkeleri ve Rusya'nın Türk bölgeleri için oldukça büyük planları var. Bunu asla saklamadı ve onları uyguluyor dedi. Erdoğan'ın yeni bir Türk imparatorluğu kurmak için iki aracı var diyen Satovski, birincisi Pan-Türkizm, ikincisi ise Türk dünyası dışındaki bölgelerde kullandığı siyasal İslam'dır. Pan-Türkizm onlarda popüler değil. Sovyet sonrası alanda, bu araca çok dikkatli davranılıyor. Bu, özellikle Türkmenistan'ın liderliği konumunda göze çarpmaktadır. Erdoğan yeni bir imparatorluk inşa ediyor, bunu Şuşa deklarasyonu da dahil olmak üzere görüyoruz. Azerbaycan bu formatta oldukça önemli ve geniş bir pazar olarak bir petrol ve gaz kaynağı olarak hareket etmektedir. Egemenliğe gelince, bu kavram koşulludur. Ekonomik potansiyel askeri yetenekler açısından etkilenirse bununla ilgili bir sorun yok diye konuştu. Satovski, Türk planlarının Azerbaycan planlarına uyup uymadığını bilmediğini, şimdiye kadar Azerbaycan liderliğinden bu konuda hiçbir şey duymadığını aktararak, Türkiye'nin desteği Karabağ Savaşı'nda zafer getirdi. Ortaya çıkan sorular Ermenistan yönetmenine yöneltilmelidir dedi. Rus birlikleri olmasaydı Ermenistan'dan eser kalmazdı diyen Satovski, Rus barış güçlerinin Karabağ'daki 5 yıllık görev süresi sona erdiğinde 4,5 yıl sonra ne olacağını şimdiden kestirmek anlamsız. Önümüzdeki yıl ne olacağı bilinmiyor. Ermeni tarafı, bir şeylerin olabileceği ana kadar tamamen net bir zaman gecikmesine sahip. Çok şey Ermenistan'ın bu süre zarfında güçlendirmek, yeniden inşa etmek ve mevcut durumdan çıkmak için ne yapacağına bağlı. Son yılların sokak popülizmine girerken ABD Büyükelçiliğinin büyüklüğünü kutlamaya ve demokrasi hakkındaki sözleri tekrarlamaya devam edilebileceğine inanıyor. Ancak bu, zaten Erivan'da bulunan düşman birliklerine yol açabilir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ'ı ziyareti sonrası Azerbaycan'a askeri üs kurulmasına ilişkin daha sonra gelişme olabilir açıklamasında bulunması Rus medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin, Azerbaycan toplumunda da Türkiye'nin askeri üs konusunda ciddi bir talep söz konusu. Bu yeni anlaşma kapsamında askeri üs söz konusu olabilir mi? Şuşa beyannamesi askeri üssü kapsıyor mu sorularına şimdi bu açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır yanıtını vermişti. Erdoğan'ın bu sözleri Rusya'da yankı uyandırdı. Ülke medyasında Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs açma olasılığına geniş yer verildi. Konuya ilişkin yayımlanan haberlerde Türkiye'nin Azerbaycan'daki üssü Rusya için tehlikeli bir meydan okuma olacak ve Türkiye Azerbaycan'da askeri üs kurabilir. Erdoğan Azerbaycan'da bir Türk askeri üssü oluşturma olasılığı hakkında konuştu, başlıkları attı. Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Azerbaycan'da olası bir Türk askeri üssü kurulması hakkındaki gelişmeleri yakından gözlemliyoruz, denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceğine dair haberler hakkında, bu konuyu istişare etmedik, söylentileri yorumlamıyoruz, yanıtını verdi. Bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi için bir makale kaleme aldı. Erdoğan'ın ötesinde Türkiye başlıklı makalede Avrupa Birliği liderlerine çağrı yapan Piri, "Dikkatinizi Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemeye çevirin" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği liderlerinin, Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşündüğünü vurgulayan Piri, yerel seçimlerde yapılan ittifakların Erdoğan'ı zayıflattığını öne sürdü. Bu durumu bir fırsat olarak gören Piri, Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Bu, Türk Cumhurbaşkanı'nın tutumunu güçlendirme riski taşıyor, dedi. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay işlemlerinde kullanılacak füze geliştirme konusunda Rusya'yı potansiyel bir partner olarak gördüklerini ifade etti. Küresel Uzay Keşif Konferansı kapsamında açıklamada bulunan Yıldırım, "Henüz füzeleri kendi başımıza üretebilecek seviyede değiliz. Elbette bunun üzerinde çalışıyoruz ancak uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Bu anlamda Rusya iyi bir partner olabilir. Görüşmelerimiz sırasında da bunu konuşuyoruz." dedi. Yıldırım'a göre Türkiye'nin 2 ila 4 ton yük taşıma kapasitesine, yaklaşık 300 ton fırlatma kütlesine sahip bir füzeye ihtiyacı olacak. Bununla birlikte aya Türk keşif aracı gönderilmesinin planlandığı 2029'da Türkiye'nin bu füzeleri tamamen kendi kendine üretebilecek teknolojisi bulunacak. Doğu Anadolu Gözlemevi teleskobunun aynasının şu anda Rusya'da olduğunu belirten Yıldırım, "Ayna özel bir kaplama ile kaplanıyor." dedi. Yıldırım, 4 metrelik teleskop aynasının neredeyse hazır olduğunu ve artık eskiyen Antalya'daki daha küçük teleskobun yerini alacağını belirtti. Yıldırım, üzerinde uzay üssü inşa etmek istedikleri 3 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini ifade etti. Diğer ülkelerle görüşüyoruz. Böyle 3 ülke var diyen Yıldırım, bu ülkelerin isimlerini vermedi, ancak üssün deniz kıyısında ve ekvatora yakın bir noktada olması gerektiğini belirtti.